Merhaba, On Market videolarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Aydın Yalçınbey. Dikiş eğitmenimiz Selçuk Çevik Hanım'la bu bölümde de beraberiz. Dikiş öğrenmeye devam ediyoruz. Dikişe temel başlangıçlar yapmıştık. Önceki videolarımızda bir izlemenizi tavsiye ederim. Düz dikiş öğrenmiştik. Makineye iplik nasıl takılır öğrenmiştik. Şimdi sülfile dikişi ve zikzak dikiş nedir? Bunları neden kullanıyoruz? Ne işe yarıyorlar? Onları öğreneceğiz. Bakalım evet. Serpil Hanım ne diyecek? Sülfile... kumaşları bitiştirdiğimizde kenarlarından iplik akmaması için yaptığımız bir işlem. Tamam. Zikzak dekoratif amaçlı bir işlem. Fakat temelde zikzak ve sülfle aynı işlevliliği gören bir olay. Tamam. Yani onun için makinemizin ayarında oynamıyoruz. Şimdi düz dikişten zikzak ya da sülfle yapmak için yaptığımızda geçiş yaptığımızda ayarları değiştiriyoruz. Oynamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tansiyon. Tansiyon ayağını 3,5 ile 4'tü hatırlarsanız. Onu 4,5-5 ayarına getiriyoruz. Tamam. Genişliği yine aynı 4,5-5 ayarına getiriyoruz. Dikiş genişliğini de uzunluğunu da pardon 3,5-4 ayarına getiriyoruz. Tamam. Fakat yine bitmiş değil. Makinemizi zikzağa hazırlamamız lazım. Düz dikiş ayarından zikzak dikiş ayarına getiriyoruz. Tamam. Şu anda makinemiz sülfle ve zikzak yapmaya hazır vaziyette. Önce sülfle. Önce sülfle yapalım. Daha önce diktiğimiz yastığın kenarları daha sonra şu hale gelmesin, iplik iplik çıkmasın diye. Şimdi burada dikkat edilecek bir husus var. Kumaşımızın kenarı ayak dediğimiz aparatın tam şeyine gelecek, kenarına gelecek. Evet. Ayağımızı indiriyoruz ve makinemizi çalıştırıyoruz. Dikkat ediyoruz. Evet. Bakın şimdi şurada gördüğünüz olay oluşuyor. Kenara kadar geldik, durduk. Yine düz dikişte olduğu gibi. Evet, ayağı kaldırarak çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Düz dikişte pay bırakıyorduk. Sülfile de tam bu dikişin kenarı uca gelecek gibi ayarladık. Uca gelecek gibi. Devam. Tamam. Yine döndük. Tamam. Evet. Elyaf dolduracak yeri bıraktık gene. Evet. Şimdi bakın artık kumaşımızda akma gibi bir olay olmayacak. Çok da güzel göründü. Evet. Gelelim zikzak. Evet. Zikzak. Buyurun. Dekoratif amaçlı demiştim. Bir kumaş parçasında bunu gösterebiliriz. Ve dikiş dikerken dikkat etmemiz gereken başka bir husus da daima kenarın makinemizin iç tarafına gelmesi, evet. Kumaş parçamızın ise dış tarafa gelmesi, sol tarafında olması. Şimdi zikzak için hiç oynamadan ayağımızı indirdi ve dikiyoruz. Şimdi bakın demin dediğim gibi hiçbir farklılık yok. Ama ince kumaşlarda dekoratif amaçlı kullanalım dersek esnek kumaşlarda şeylerimizi, numaralarımızı küçültelim şekle getiriyoruz. Tamam. Mesela tansiyonu 4'e getirdik, genişliği 4'e getirdik ya da 3'e getirdik. Uzunluğu da söz gelimi 3'e getirdik. Bakalım nasıl bir elde edeceğiz sonuç. Evet. Evet. Şimdi bakın daha küçük, daha sık aralıklı bir dikiş elde ettik. Zikzak da bu. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Serpil Hanım yine bizi bilgilendirdiniz. Dikiş hakkında temel bilgiler aldık yine bu videoda da. Siz bizi seyretmeye devam edin. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşçakalın.